Şimdi biz içeriklerimizle o zaman devam edelim Volkan Demir. Tamam. Birçok içeriğimiz var. Bir video ekranlarımıza gelecek. Önce onu izleyelim bakalım neymiş, üzerine biz de konuşalım. Trabzonspor Kulübü Vakeme için duygusal bir veda videosu yayınladı sevgili izleyenler. Biz de onu ekranlarımıza taşımak istedik. Tabii daha lig bitmeden dahi konuşuluyordu. Sözleşme yenilecek mi, uzatılacak mı, kalacak mı, gidecek mi derken o veda geldi ama istediği ücret de çok yüksek. 2 artı 1 yıllık bir sözleşme. 34 yaşında sanırım. Olmadı, vedalaştı. Fenerbahçe'ye biliyorsunuz adı yazılıyordu. Oradan bir yalanlama geldi. Türkiye'de kalır mı? Yani bu şartlarda mümkün değil. İstediği, talep Aynen. ettiklerini halen talep ediyorsa, Trabzonspor'dan talep ettiklerini diğer takımlardan talep ediyorsa mümkün değil. Hı. Ama makul bir seviyede maaşla Türkiye'de kalma ihtimali bulunabilir. Ya şöyle, şimdi Fenerbahçe açıklamada bulundu dün mesela. Fenerbahçe çok konuşulan, Vakeme'yi istiyor, Vakeme'yi alacak denilen takımdı. Ama ben buradaki yayınlarda da hep defalarca anlattım. Yani Fenerbahçe önerilen bir oyuncuydu Vakeme. Menajerler Trabzon, evet, tarafından, evet. Trabzonspor tarafından anlaşma sağlanamadığı için Hı. Fenerbahçe ile yapılan bir görüşme vardı. O görüşme sonrasında Ali Koç'un kendi teknik heyetine bir danışması oldu. Ve gelen rapor olumsuzdu Hı. Vakeme ile ilgili. Kaçırdığı maç sayısı, maç içinde temposu, topsuz oyundaki katkısı neredeyse sıfır gibi birçok sıkıntı dolayısıyla Fenerbahçe'nin zaten en başta, bu dün yapılan açıklamada da öyle diyor zaten, menajerine yapılan görüşmede kendisiyle ilgili ilgilenilmediği, kendisiyle Aha. ilgilenilmediği net bir şekilde söylenmiştir, bildirilmiştir. Hani bizim üzerimizden PR çalışması yapılmasın gibi bir, çünkü böyle bir şey oluşuyor. Şimdi bir oyuncu bir takımdan ayrılıyor ya, hemen bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yazıyorlar. Mutlaka. Mesela adam çok X bir takıma gidiyor ama o piyasayı o isimlerle, o takımlarla oluşturuyorlar. Fenerbahçe bunun önüne geçmek için biraz taraftarda da beklenti oluşabilir diye bunun önüne geçmek için bir açıklama yaptı. Ama değerli bir oyuncu. Hı. Trabzonspor'u çok şeye kattı. Bu açıdan Taraftarlar biraz buruk ama onunla alakalı. Kırgınlar daha doğrusu. vallahi hayatın gerçekleri ya. Evet. Yani şimdi hepimiz doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz yani. Futbolda böyle bir şey. Aynı hayat gibi. Başlıyorsun, büyüyorsun ve bitiyorsun. Vakeme için de sonuna doğru yaklaşıyor. İster kabul et, ister etme. Yani bir Aynen öyle. belli bir yaştan sonra artık çok fazla üst seviyede kalamıyorsun. Bunun kararını kim verdi? Trabzonspor teknik heyeti, Trabzonspor yönetimi verdi. Daha iyisini bulacaklar ki, daha iyisini getirecekler ki Vakeme ile uzatmadılar. Ya istenen talep yüksek. O Süre de seviyede, çok uzun. süre de çok uzun. Yaşı Evet. 34, 33, senin de söylediğin gibi. Açıkçası Hı. ben kararı doğru buluyorum. Ama Vakeme'ye yapılan vedayı da doğru buluyorum. Böyle oyuncularla güzel ayrılmak Evet. lazım. Gönlünü hoş tutmak Güzel lazım. bir veda Bunlar hep mesajı olmuş. belki Hı. Vakeme yüzünden binlerce, on binlerce çocuk Trabzonsporlu oldu. Sırf onun attığı çalımlar yüzünden. En azından bunun hatırına böyle Hı. oyuncuları güzel uğurlamak bence çok değerli. Bu açıdan da Trabzonspor yönetimini işte veya kurumsal iletişimi kimse Hı. hepsini tebrik ediyorum. Doğru bir davranış. Umuyoruz Vakeme de güzel, kendine göre bir takım bulur. Hı. İnşallah Türkiye'de kalır. Benim izlemekten keyif aldığım bir oyuncu. Tabii ki teknik adam gözüyle izlemiyoruz biz. Biz her zaman Hı işin hı. şov kısmını daha çok seviyoruz. Benim izlemekten keyif aldığım bir oyuncu ama biraz şartlarını iyileştirirse Türkiye'de, yani şartlarını düşürürse diyeyim, iyileştirirse derken biraz şartlarını, taleplerini düşürürse Türkiye'den bence takım bulur ya inşallah. Bu arada Fotomaç gazetesinde bir ayrıntı vardı. Trezeguet'le de ilgileniyormuş şimdi Aynı bölge Trabzonspor. oyuncusu. Evet, yani bitmeye Aynen. çok yakın. Vakayemen'in boşluğunu onunla dolduracak. 27 yaşında. Onun da tabii isteği az değil. Şöyle 2,2 milyon euro talep etmiş ama Ağlu demiş ki yıllık maaşlarda bizim için en üst limit 1,5 milyon euro, daha üzerine çıkamayız demiş. Menajeri davet edilmişti zaten Bonuslar var İstanbul'a. herhalde. Bonuslar olacak. Yani bir pazarlık yapılıyor orada da. Yani Trezeguet ismi mantıklı duruyor mu? Şimdi geçen sene Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. Hı. Onun öncesinde Kasımpaşa'da zaten muazzamdı. 6 golü var, 4 asist yaptı. 13 müsabakada sadece forma giydi bu arada. Yani ligde. Aynen öyle. İyi Kısacası bir aslında istatistik çok iyi. Bir baktığımızda. kanat oyuncusu için Evet. muhteşem. Trabzonspor'da bence doğru bir isme Hı doğru hı. yöneldi. Trabzonspor zaten şu ana kadar
Transferde Beşiktaş'ın da gidişini beğeniyorum. İki tane çok değerli oyuncu kattılar. Ama çok daha net giden Trabzonspor. Tabii Trezeguet ve Umut Bozok'u da gerçekleştirirlerse diyeyim. Şu anda öndeler yani transferde. Zaten çok önce başlamışlardı. Birkaç sene evvel bu politikalarına başladılar. Evet. Yine aynı şekilde devam ediyor. Peki biz ilerleyelim. Bakalım hangi içerikler var bugün Volkan? Bakalım. Şimdi Vinicius Benzema fotoğraflı tişörtünü giymiş sevgili izleyenler. Başlığı kim attı? Bak başlığı editörümüz Berkay attı. Adını çok dağlara yazdım yarim şarkısından. Şu anda kafamda o şarkı çalmaya başladı evet. Benim. Senin de mutlaka. Biraz mırıldanır mısın bize? Yok ben o yeteneğim iyi değildir yani. Senin? Benim muhteşemdir sesim. Gerçekten? Tabii, yanık bir sesim var diyorsun yani. Tabii İbrahim Tatlıses derler bana arkadaşlar. İbrahim Tatlıses 1, 2 sen. Öyle mi? Adını tişörtüme yazdım Karim. Güzel bir başlık olmuş. Vallahi şimdi Şampiyonlar Ligi kazandırdı. Yani Vinicius finalde 2 gol attı evet. da. Şampiyonlar Ligi'ne finale kadar Benzema getirdi seni. Ben de yaptırdım bu tişörtü yani. Giyer miydin? Vinicius'un yerinde olsam çok net giyerdim. Güzel bir tişört hakikaten. Tişört güzel, anlamı daha büyük. Aynen öyle. Genç yaşta Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldun. Bunda Karim Benzema'nın payı çok büyük. Açıkçası çok doğru bir hareket. Tercih. Çok doğru bir tercih. Hani Luka Modric, bunun dışında bir de Luka Modric'i yazabilirsin. Hangisinin arka tarafına da onu mu yazdırsın? Hangisinin tişörtü giyilir? Real Madrid'li bir futbolcu olsan hangisinin tişörtü giyilir? Bir Karim Benzema, iki Luka Modric. Şampiyonlar Ligi serüvenine bakarsam tartışmasız. Kesinlikle. Ya Karim öyle. Benzema'nın 30'undan sonra hatta 32 falan ikon olmasına ne diyorsun peki? İnanılmaz. Yani hakikaten Ronaldo'nun bu kadar gölgesinde geçirdiği yılların ardından müthiş bir yükseliş. Tişörtü beğendik biz. Tişört çok iyi. İlerleyelim o zaman. Bakalım ne gelecek. Ronaldinho'nun sevinç hareketine bir bakalım. Bir video bu. Öncelikle onu ekranlarımıza getirelim. Yıllar geçse de değişmiyor tabii. Güzel bir mücadele oldu futbol camiasının efsane isimleri. Bir gösteri maçında karşı karşıya geldi. Açıkçası Süper Lig'den de tanıdık simalar da vardı. Tabii gözler Ronaldinho'daydı. Kilo tabii biraz. Tabii. Problem. Göbek sıkıntı. Ama Ronaldo'ya göre iyi. Baba Ronaldo'ya göre iyi durumda yani. Aynen öyle. Burada tribünleri selamladı. Ya işin estetiği her zaman futbolda izleyen için yani satın alıcı için çok değerli, çok önemli. Ronaldo da herhalde bizim çocukluğumuz, gençliğimiz de dahil olmak üzere